Merhabalar, Şekerparem kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için bulgur pilavının, kuru fasulyenin, kısırın yanına çok yakışacak bir turşu tarifi vermek istiyorum. Domates soslu cin biber turşusu yapacağız bugün. Buyurun hemen yapımına geçelim. 2 kilo domatesi rendeliyoruz ve tencereye alıyoruz. Ara ara karıştırarak suyunu çok çektirmeden pişiriyoruz. Çok da sulu bırakmayalım arkadaşlar. Çünkü içerisine sıvı yağ ve sirke ekleyeceğiz. Turşumuzun sosu çok cıvık olmasın. Kıvamını birazdan sizlere göstereceğim. Domates sosumuz pişerken biz de biberlerimizi ayıklayalım. Öncelikle biberlerimizi yıkıyoruz. Ben 1 kilo cin biberi kullandım bu tarifte. Sadece baş kısımlarını alıyoruz videoda gördüğünüz gibi. Domatesimiz bayağı bir sulanmış. Birazcık daha suyunu çekmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Sosumuz suyunu çekti. Kıvamı aynen böyle olursa çok iyi olur. Ne çok cıvık olsun ne de çok koyu olsun. Şimdi içerisine ayıkladığımız biberlerimizi ekliyoruz. Bir büyük çay bardağı sıvı yağ ve bir büyük çay bardağı üzüm sirkesi ilave ediyoruz. Bir tepeleme çorba kaşığı kaya tuzu ilave ediyoruz. İki başta sarımsağı ayıklıyoruz ve ekliyoruz. Ben iki baş sarımsak kullandım, sarımsaklarım küçük olduğu için. Eğer sizin kullandığınız sarımsaklar büyükse bir baş da yetebilir. İri doğradığımız bir tutam kadar maydanozumuzu da ilave edip güzelce karıştırıyoruz. Arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Sarımsakları ayıkladıktan sonra ortadan ikiye keserseniz lezzeti daha da çok ortaya çıkıyor. Turşumuzu güzelce karıştırdıktan sonra ocağa alıyoruz. Buraya çok dikkat edin arkadaşlar. Ocakta sadece bir kez, bir iki kez tıkırdamasını bekliyoruz. Yani sadece bir taşım kaynatacağız. Kavanozları vakumlayacağımız için bu çok gerekli. Biberlerimizi kesinlikle pişirmiyoruz. Sadece bir iki kez tıkırdamasını bekliyoruz. Bir taşım kaynadıktan sonra kavanozlarımıza dolduracağız. Arkadaşlar konserve türü şeyler yaptığımızda kavanozların ve kapaklarının temizliğine çok özen gösterelim. Aksi takdirde içerisine bakteri oluşabilir ve bu da zehirlenmelere yol açabilir. Ben kullanmadan önce kavanozlarını ve kapaklarını bulaşık makinesinde en yüksek ayarında güzelce yıkadıktan sonra konservelerimi yapıyorum. Hatta kapaklarını kaynatırsanız daha da hijyenik olacaktır. Bu turşuyu denemenizi özellikle tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli. Şu anda ben videoyu sonradan seslendirdiğim için izlerken bile şu anda ağzım sulandı. Şimdi kapaklarını kapatıyoruz arkadaşlar sıkıca. Hava almaması için de ters çeviriyoruz. Üzerine de kalın bir bez örtüp bir gün boyunca bu şekilde hiç hareket ettirmeden bekletiyoruz. Bir günün sonunda karanlık ve serin bir yere kaldırıp orada muhafaza edebilirsiniz. Eğer buzdolabınızda yeriniz varsa orada da saklayabilirsiniz arkadaşlar.
Bugünkü videomuzun sonuna geldik. İnşallah sizler için faydalı bir tarif olmuştur. Başka tariflerde görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.